Şikayetler oluyor. Şikayette her aradığımızda durumun aciliyetini bildiriyoruz. Durumun aciliyetini bildirdiğimiz halde gelen giden yok. Bir personel geldi, baktı durum bizden kaynaklı değil dedi. Yani durumun bizimle daha bir alakası yok. Su duvardan geliyor yani. Binada ilgili bir sorun yok. Ses dinleme cihazları da gelip gece 12'den sonra dinleyeceğiz dediler. Hala gelen giden yok. Her aradığımızda da burada trafiğin yoğun olduğunu, işte gece geç saatte gelip burada dinleyeceğimizi söylediler. Gelen giden yok. Biz kimseye derdimizi anlatamıyoruz burada. Yan tarafta kapıcı dairesi var. Kapıcı dairesinin içi de su içinde. Yani insanlar da mağdur. Kime dertten cevapsızı bilmiyorum yani. Kadir Başkan mesela bu WhatsApp'ta durumun videosunu çektim. Adresinizi yazdım. Onu da paylaştım. Onunla ilgili de bir görüş geldi. Facebook zaten Çorlu'daki hiçbirine ulaşamıyoruz. Aradığımız hepsi tamam bugün geleceğiz. Geliyoruz. Bu akşam geleceğiz. Durum yoğunuz diyorlar. Gerek yok. Bu durumun daha ne kadar bir aciliyet olabilir ki yani. Tam sorun neydi? Sorun yolun suda, suyun yoldan geldiğini düşünüyoruz. Çünkü binayla ilgili hiçbir alakası yok yani. İçme suyu. İçme suyu. Temiz sokuyor yani. Duvarlar durumu zaten videoları görüyorum. Duvarlar sobalara başladı dökülmeye. Yani biz bunları daha önce de tamir ettirdik, yaptırdık. Şu anki durumu bu yani. Bununla ilgili bir fatura da binaya yansıyor. Bizi risk olmayan bir sorunu biz karşılıyoruz yani. Evet. Yani müdahale etmesini istiyoruz da ne zaman gelecekler onu bilmiyoruz yani. Duvarlar su içinde. Suyun geldiği yer. Bildiğin çeşme akıyor bak. Temiz su akıyor. Duvarlar bakın. Duvarlar su içinde. Bu, şu duvarın arka tarafı kapıcı dairesi. Benim az bir kilometre daha iyi oradan gidiyor. Çıkacağız. İster de oraya çekelim. Oraya çekeceğim.